bir aktivite için yola çıktı. Coşan bana heyecan verici bir hediye almış. İtalya'ya doğru yola çıktık şu anda. Hafta sonu kaçamağı için çok güzel bir seyahat planlamış. İlk defa beklemediğim bir tatile çıkıyor gibiyim. Çünkü hep aldığım hediyeler bir süre önce veriyordu bana. Bu ilk defa oldu. Hemen ertesi güne uçak bileti. Yani nasıl hazırlandığımı falan bilemiyorum. Hiç çalışamadım gezeceğimiz, gideceğimiz yerlere. Havaalanında artık çalışabildiğim kadar gezilip görülmesi, yenip içilmesi gereken şeylere bakacağım. İnanılmaz heyecanlıyım o yüzden. Bakalım bu seyahat nasıl geçecek? Yolculuk kahvelerimizi dağıldıysak tamamdır, artık ayılabiliriz. Hava da zaten aydınlanıyor. Kendimize gelelim diyoruz uçuş öncesi. Şimdi havaalanındayız. Pasaport kontrolüne doğru yola çıktık. Her zamanki gibi check-in'imizi evde telefonda yapmıştık. O yüzden hemen makinelerden biletlerimizi alıp içeriye doğru yola koyulduk. Evet, şu anda havaalanındayız. Kahvaltı etmemiştik, çok erken çıktık biliyorsunuz evden. O yüzden bir şeyler alıştırmak için şimdi bir yere oturduk. Uçağımızı bekliyoruz. Tahminleri aldım bu sırada Instagram üzerinden. Henüz tahmin eden, bilen olmadı. Galiba söyleyeceğim. Floransa'ya gidiyoruz ama önce Bologna'ya uçacağız. Bologna ve Floransa'ya gideceğiz. Sanatın şehrine. Hava da mis gibiymiş. Biz gidiyoruz diye güneş açtı burada da. Gideceğimiz yer de güneşli. Çok heyecanlıyım. Yemeğimizi yiyelim artık Coşan. Evet, şimdi uçaktayız. Artık kalkışa hazırız. Her zaman bir kitap bulunduruyorum çünkü uçuşlarda sıkılıyorum. Bugünkü kitabım da bu. Hadi artık telefonları uçuş moduna alalım ve yolculuk başlasın. Şu anda Adriyatik Denizi'nin üzerinden geçiyoruz. Şimdi havaalanından çıktık. Bologna şehir merkezine gitmek için otobüse bineceğiz. Otobüs bileti almak için şuradaki bilet makinesini kullanacağız. Otobüs durağındayken bilet alma sırasında bir bey yanımıza geldi ve dedi ki daha ucuz, daha siz sentre gitmek ister misiniz? Biz de tabii ki de evet dedik ve böyle güzel bir Vito eşliğinde 5 euroya havaalanından Bologna City Center'a gelebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde iki tip tren seçeneğiyle karşılaşıyorsunuz. Şu üstteki pahalı olan ve hızlı olan, alttaki de daha uygun fiyatlı ve daha yavaş giden. Bütçenize hangisi uyuyorsa onu seçip buradan biletinizi kartla ya da nakit olarak alabiliyorsunuz. Böyle bankomatlar var. Biletinizi aldıktan sonra bu ekranları takip etmeniz gerekiyor. Çünkü biletinizin, yani gideceğiniz yerin ismi şurada yazıyor. Onun karşısındaki bin kısmını kontrol edip hangi peronda olduğunu buradan öğreniyorsunuz. Daha sonra da oraya gidiyorsunuz. Dikkatli olun, kaçırmayın. Tren istasyonuna gitmeden önce, tren istasyonunun kendi peronunuza gitmeden önce bu makinelerde şu barkodunuzu makineye okutmanız gerekiyor. Bu kontrol oluyor, yoksa trende sıkıntı yaşarsınız. Biz şimdi trene geçiyoruz. Bologna'dan Floransa'ya doğru trendeyiz. Trenler çok keyifli bu arada. Tren yolculuğunu aşırı seviyoruz bu Avrupa yolculuklarında genelde. Keyifli bir tren yolculuğu yapabilirsiniz. Böyle minik atıştırmalar, atıştırmalıklarla daha keyifli hale getiriyoruz yolculuklarımızı. Bu şekilde.
Şu anda tren garındayız. Floransa'ya ayak basmış bulunmaktayız. Şehri keşfetmek için çok heyecanlıyım şu anda. Bir an önce gezmek istiyorum, şehri keşfetmek istiyorum ve muhteşem otelimize gitmek istiyorum. Gerçekten bu dokuyu özlemişim. Otelimiz burası. Joshan çok güzel bir yer tutmuş bizim için. Şimdi otelimize giriyoruz. İnanılmaz merkezi. Hello. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Gerçekten bayıldım Joshan. Bu iki gün burası bizi misafir edecek. Şimdi Floransa'nın en meşhur kafesine geldik. Gili. Buranın böyle kokteylleri, tatlıları, her şeyi daha doğrusu çok güzel diyorlar. Biz de kendimize böyle bir şeyler söyledik. Joshan'ın kokteyline fena sulandım. Çok lezzetli bir şeymiş. Pişman oldum söylemediğime. Tiramisu vazgeçilmez onun. Ben de kendime krem karamel ve cappuccino söyledim. Afiyet olsun aşkım. Yarın bana da ısmarlıyorsun. Tamam, beraber içelim. Bir fırt alabilir miyim? Tabii ki. Böyle şeftalili falan. Hem çok fresh hem tatlı, değişik böyle güzel bir kokteyl. Hep böyle oluyor biliyor musunuz? Ben bir şey söylüyorum, o bir şey söylüyor. Sonra hep onunki daha güzel çıkıyor. Ve ben kıskanıyorum. Bayağı bahaneyle yarıladım çocuğun içeceğini. 40 kere falan içtim. Neyse ben de kahvemi içeyim, tatlımı yiyeyim falan. O zaman daha sonra görüşürüz. Burası da Floransa'nın en meşhur steakhouse'larından birisi. Ristorante Buca Mario. Hemen size menüsünü göstereceğim. Akşam 7'den sonra açılıyor burası. Buraya rezervasyonsuz gelemiyorsunuz. Bayağı ilgi gören bir yer. Şöyle girişi de çok sempatik. Biz şimdi 9'a randevumuz vardı, rezervasyonumuz vardı. Bana sera. Burası Floransa'nın en eski restoranlarından biri. Tam 1886'dan beri açıklar. Buranın etleri, makarnaları, ev yapımı makarnaları. Her şey çok lezzetli, çok övdüler. Şimdi ben lazanyasını deneyeceğim. Joshan ise steğini deneyecek. Herkese afiyet olsun. İkinci günün sabahından günaydın diyorum size. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Hazırlandık. Saat daha 7.30. Hemen kahvaltımızı edeceğiz ve 8'de meydanlar kalabalıklaşmadan fotoğraflar çekilmeye başlayacağız. Burası alışveriş merkezi.
şu an sürpriz yaptığı için hiç çalışma imkanım olmadı. O yüzden şimdi hemen bu city guide'la yani haritayla kendimize bir rota belirleyeceğiz. İlk başta şu Ponte Vecchio'ya yani köprüye gitmek istiyorum. Daha sonra dün gezdiğimiz meydanda fotoğraf çekilmek istiyoruz. Bu Duomo Katedrali'nin orada. Hemen arkasında bazilika var bir tane. Oraya gideceğiz. Onun ilerisinde bir bazilika daha var. Ve daha sonra da diyorum ki şu ilk hastaneyi, bu dünyanın ilk hastanesiymiş, onu görmeye gidelim. Ve daha sonra da market alışverişimizi yapmak için San Lorenzo'ya ışınlanalım. Şimdi Floransa'yı keşfetme zamanı. Hadi beni takip edin. Şu anda Uffizi Müzesi'nin önündeyiz. Burası U şeklindeki dünyanın en eski ve en bilinen müzelerinden birisi. Uffizi İtalyanca ofisler anlamına geliyor. 1560-1580 yılları arasında Dük 1. Cosimo burayı kendi ofisi olarak kullanmış. Daha sonra burası bir müzeye dönüştürülmüş. Görebileceğiniz dünyaca ünlü Rönesans dönemine ait birçok sanat eserini burada bulabilirsiniz. Eğer fırsatınız varsa mutlaka içeriği gezin derim. Sokaklarda dolanırken böyle pazar yeri gibi bir şey bulduk yine. Burada hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Klasik turistik magnetler, işte ne bileyim kül tabloları, maskeler, İtalya'ya özgü güzel deri çantalar bulabileceğiniz bir pazar yeri bulduk. Dilerseniz bir göz atalım. İtalya biliyorsunuz derisiyle meşhur, deri işçiliğinde çok iyiler bence. Markasız böyle daha uygun fiyatlı bir şeyler bulmak isterseniz bu tarz pazar yerlerini gezebilirsiniz. Ünlü markalarda olan biliyorsunuz, şu an reklam yapmayacağım, böyle çanta askıları var. Onların buradaki pazar versiyonu bence çok güzeller. Ben birazcık buraları kurcalayacağım. Sizinle sonra devam ederiz. Şu anda Floransa Katedrali'nin önündeyiz. Burası Floransa'nın en büyük ve en görkemli katedrali. Aynı zamanda tabii ki dünyanın da en önemli katedrallerinden birisi. Dış kısmı pembe, beyaz ve yeşil mermerlerle süslü olan bu katedral aslında bir kilisenin üzerine inşa edilmiş. İçerisini gezerseniz bu kiliseye ait eski kalıntılara da rastlayabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz bina Floransa'nın hala aktif olan en eski hastanesi Santa Maria Nuova. Dünyanın da en eski hastanelerinden biri, hatta ilk hastanesi olduğunu söylediler. 1288 yılında kurulmuş. Gördüğünüz gibi hala da çalışır durumda. Truffle sauce is very useful. You can mix with pasta or spread on the bread. Mm-hmm. And this cheese is typical cheese in Tuscany, Pecorino Toscano. And inside is like this. Can we use this cheese in pesto sauce? Pesto sauce, mm-hmm. And also you can eat directly. Okay. Yeah. Or you can put some balsamic vinegar. Mm-hmm. With balsamic vinegar, it's very tasty. You tell that there is 15 years
balsamic. 15 years age balsamic vinegar is so thick and sweet. It's better to use this one. Yes, cheese, yeah. Also for salad. And you, do you call that, we can use it with sweet things? Sweet like as well. Fruit and yes, fruit. Dessert. Yes, actually. Wow. Like this, strawberry, ice cream, mm-hmm. and cheese, so many things. Mm-hmm. It's very useful. And you show me one honey with truffle. Honey with truffle? Honey with truffle, this one. Inside there are truffle pieces and good for cheese. Nice combination. Thanks for advice. Thank you. Burada bir market alanındayız. Avrupa'da başka şehirlerde de görmüştük bu tarz kapalı marketler. İçeride böyle etçiler var, baharatçılar var, makarnacılar var. Şimdi buradan evimize biraz alışveriş yaptık. Neler aldık derseniz az önce Bayan'ın anlattığı gibi 15 yıl yıllandırılmış balsamic sos, trüflü atıştırmalık şeyler. Peynir aldık. Bu peyniri ben bir belgeselde, Netflix'te bir belgeselde izlemiştim. Pesto sosunun içinde sadece parmesan değil, bu peynirden de koyuyorlardı. O yüzden zaten almak istiyordum ve karşıma çıktı. O yüzden çok mutluyum. Çok ilginç, trüflü bir sürü malzeme var burada. Trüflü balı ilk defa denedim. Peynirle muazzam bir kombinasyon oldu. Çok ilginç şeyler öğrendim. Bunları evimde misafirlerime servis ederken uygulayacağım. Az önce bahsetmiş olduğum market alanında neler var diye size biraz göstermek istedim. Burası bir açık pazar, yani kapalı ama açık pazar alanı. Burada etçiler, taze et alabileceğiniz, baharatçılar, işte makarnacılar, sosçular birçok yer var. Bence marketlerden, yani normal süpermarketlerden daha buranın ruhunu tadabileceğiniz mekanlar burası. Ayrıca buralarda yeme içme yerleri de var. Dilerseniz hem bu manzara eşliğinde yiyeceklerinizi yiyip içebilirsiniz hem de daha sonrasında hediyelik bir şeyler alabilirsiniz. Hello, sir. Can you suggest me the cheese with truffle? Yes. Can I taste? Yes, of course. Okay, thank you. Yeah, we are from Istanbul. Do you know Istanbul? Have you ever been? Yes. Oh. Probably. Oh, this year. You should come to Istanbul. It's dangerous. No. There is no dangers. No problem. Thank you. Bayağı güzel peynir. No. Ciao, grazie. Grazie. Burada bir sürü güzel şey tattık. Evimiz içinde ufak bir şeyler aldık. Şimdi birkaç ufak şey daha marketten almayı düşünüyorum. Daha sonra artık evde nasıl servis ettiğimi sizlerle paylaşırım. Misafirler şanslı. Acaba şanslı çift kim olacak? Şimdi içerideki market alanından çıktık. Gezimize devam edeceğiz ama neler oldu içeride ya? İçeride muazzam şeyler oldu. Çok güzel şeyler aldık. Ya bence tatilin amacı budur ya. Yani bizim için evet. Yeme içme. Biz böyle tamamen gerçek lezzetin peşinde. Böyle küçük gurme lezzetler. Bizim için asla başka bir alışverişin gerçekten önemi yok yurt dışında. Biz lezzetli şeyleri evimize getirmeyi ya da yine evle alakalı şeyleri almayı seviyoruz. Evet. Yoksa bir sürü burada gerçekten çok güzel markalarda mağazalar var. Ama bizi nedense hep böyle alanlar cezbediyor. Şurası. Evet. Buranın adı neydi Josh? Burası San Lorenzo'nun marketi. Evet, market alanı. Aynen. Floransa'daki. Buraya gelirseniz mutlaka gelin. Ve buradan evinize peynir, zeytinyağı, trüflü herhangi bir şey alın deriz. Şimdi biz devam edeceğiz. Dolanırken inanılmaz şirin ve tam bir yerel pizzacı bulduk. İçerisinin dekorasyonuna bayıldım zaten. Servisi yapanlar inanılmaz tatlılar. Böyle insanın daha çok yiyesi geliyor, iştahını açıyorlar. Say hello. Hello. Beautiful girl. Thank you. Thank you. Çok güzel bir mekan değil mi ya? Baksana şu içerinin detaylarına. Hello. So nice. So good. Hava inanılmaz güzel olduğu için dışarıda yemeği tercih edeceğiz yemeklerimizi.
bellissimo. Grazie. Yemeklerimiz geldi. Tercihimizde Napolitan pizza ve ev yapımı makarnadan yana kullandık. Paylaşımlı olarak yiyeceğiz. Çok lezzetli bir yemek bizi bekliyor. Şu anda Ponte Vecchio'nun önündeyiz. Burası eski köprü anlamına geliyor. Floransa'nın en eski ve en ihtişamlı köprüsü. Burası birçok tarihi, trajedik olaya şahit olmuş bir köprü. Tam dondurma yemelik değil mi hava? Hadi gidip dondurma alalım artık. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz heykel Davut heykeli. Şu anda Michelangelo meydanındayız ve arkamda görmüş olduğunuz Davut heykeli. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şimdi bu tepeye çıktık. Sizlere de göstereceğim tabii ki de. Harika bir gün batımı var burada. Hadi beni takip edin. Bu muhteşem manzarayı görmek için bu tepeye çıkmanız mutlaka gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer var. Özellikle gün batımında buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz romantik bir yer. Otelimizde kahvaltımızı ettik. Tabii ki İtalya'daysak ne yapacağız? Gelato yiyeceğiz. Ve bunun için en meşhur noktada Venki. O yüzden şimdi buradan birer top dondurmamızı alıp biraz daha şehri turladıktan sonra öbür şehrimiz Bologna'ya geçeceğiz. Ama şimdilik tatlı yeme zamanı. Buradan akan gerçek çikolata arkadaşlar. Yanağını dayar uyursun bu duvara. Good. I want one this and one cappuccino. İnanılmaz fazla dondurma çeşidi var ve hepsi gerçekten çok ilginç. Hiç böyle sıradan şeyler yok. Mesela mascarpone, cevizli ve ballı benim tercihim oldu. Teşekkürler, grazie. Ve cappuccino'lu. Cappuccino ve cevizli. Bu benim favorim. Bakalım Joşan ne tercih edecek. Şimdi Floransa'daki bu muhteşem otelimizden ayrılma zamanı. Buradan Bologna'ya geçeceğiz trenle. Ama tabii ki de otelden trene araçla gitmemiz gerekiyor. Aracımız da geldi. Şimdi gitme zamanı. Ve tren istasyonuna geldik. Burada tren bileti almanız için makineler var içeride. İster hızlı tren, ister daha normal giden bir trenden bilet alabilirsiniz. Tamamen bütçenize bağlı olarak değişiyor alacağımız bilet fiyatları. Biz şimdi biletlerimizi alıp peronumuza geçeceğiz. Trenimizi kaçırmamamız gerekiyor. Hadi gidelim. Trendeki yerimizi aldık. Şimdi yolculuğun başlamasını bekliyoruz.
Floransa'ya ayak basmış bulunuyoruz. Şu an tren istasyonundayız. Ne oldu? Şu an Floransa'ya ayak basmış bulunuyoruz. Ne yapıyorsun ya? Niye gülüyorsun? Şu an Bologna'ya. Aydın olma işi. Üçüncü de anlıyorum. Tamam. Şu an Bologna'ya ayak basmış bulunuyoruz. Tren istasyonundayız ve şehir merkezine doğru yola çıktık. Şimdi neyle gideceğimizi bulalım. Bir taksi durağı ya da herhangi bir araç var mı bakalım. Şimdi taksimizden indik. Otelimize doğru ilerliyoruz. Burası da Bologna'nın otelimiz. Çok tatlı bir girişi var. Bakalım içerisi nasıl? Odamıza çıktık şimdi. Otelimiz çok merkezi bir yerde. Yine şehre yürüme mesafesinde ve böyle çok tatlı, buraya özgü bir eve, sokağa bakıyor. Çok sevdim. La Dotta, La Grassa, La Rossa, Bologna. Bilge, şişman, Kızılşehir, Bologna'dayız. Kendisi Bilge çünkü Bologna Üniversitesi'ne, yani dünyanın ilk üniversitesine ev sahipliği yapıyor. Şişman çünkü buradaki gurme lezzetler dünyanın hiçbir yerinde tadılmıyor. Kızıl çünkü bütün şehir kırmızı tuğlalardan yapılma. Bu inanılmaz şehri şimdi benimle birlikte keşfe çıkın. San Petronio Bazilikası. Gotik tarzda yapılan bu dev bazilika 132 metre uzunluğu ve 66 metre genişliğiyle dünyanın en büyük 15. kilisesi. Yapımına 1390 yılında başlamışlar. Ancak kilisenin ön cephesi ve bazı şeferlerin bir kısmı 1393 yılında tamamlanmıştır. Kilisenin ana girişi İncil'den sahnelerle işlenmiştir ve içerisinde 23 adet şefer bulunmaktadır. Bazilikanın doğu cephesinde ise dev bir güneş saati mevcuttur. 1656 yılında bu dev güneş saatini tasarlayan kişiler Julian takviminde anormallikler keşfetmiş ve bu keşif sayesinde yıl kavramını bulmuşlardır. Piazza Maggiore meydanında bulunan Neptün Çeşmesi şehrin dikkat çeken ünlü yapılarından biridir. Bu çeşme Tamosa Loren tarafından 1563 yılında tasarlanmış ve aynı yıl yapımı tamamlanmıştır. Günümüzde Neptün Çeşmesi şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca Palazzo Comunale, yani Bologna'nın şehir meclisi özelliğini taşıyan tarihi yapı bulunmakta. Oldukça eski ve şehir için önemli olan bu yapı bir halk sarayı. 1336'dan beri varlığını koruyan bu saray 2008 yılına kadar belediye binası olarak kullanılmış ve 2008 yılından sonra müzeye çevrilmiştir. Arkamda görmüş olduğunuz yer Chiesa di San Francesco. Yani burası 13. yüzyılda yapılmış Roman Gotik tarzındaki ilk eserlerden birisi. Gotik tarzın ilk örneklerinden birinin olması bu kiliseyi önemli kılıyor. İnsanlar bu güzel güneşli pazar gününün tadını böyle parklarda çıkartıyorlar burada. Hava gerçekten bizim de şansımıza çok güzel ve çok keyifli geçiyor gezimiz o yüzden. Şimdi şehir merkezine doğru devam edeceğiz. Şöyle ağaçlı bir yoldan gidelim isterseniz, beni takip edin. Böyle tatlı bir kafede kahve içmeye oturduk. Ama öğrendim ki Cappuccino'nun bir hikayesi varmış ve bunu Coşan'dan dinlemenizi istiyorum. Evet Coşan'cığım, söz sende. Merhaba öncelikle. Cappuccino'nun çok enteresan bir tarihi var. Burada öğrendik bunu da.
Kapuçin Manastırı'ndan geliyor. Kapuçin rahiplerine yapılan kıyafetler 13. yüzyıl ve 14. yüzyıl dönemlerinde kahverengi pelerinden oluşuyor. Ve başlarında da beyaz bir kavuk var. Yukarıdan görüntüleri baktığınız zaman aynen bu şekilde. Cappuccino'nun bardağına baktığınızda ortası beyaz, etrafı da kahverengi çember şeklinde gözüküyor. O yüzden de bu Cappuccino'nun ismi Kapuçin Manastırı'ndaki Kapuçin rahiplerinin kıyafetlerinden geliyor. Değişik bir bilgi. Coşan'dan yeni bir bilgi. Hiçbir şeyin tarihini, anlamını bilmeden tüketmiyor kendisi. Pek ilgilidir bu tarz değişik bilgilere. Teşekkür ederiz Coşan verdiğin bilgiler için. Artık Cappuccino eski Cappuccino değil. Artık bunu bilerek içeceksiniz. Karşımda görmüş olduğunuz Two Towers, yani iki kuleler. Biri Asinelli, diğeri Garisenda. Adlarını kendilerini yaptıran ailelerden almaktalar. Bu kulelerin ikisi de aslında eğik. Uzun olan Asinelli 3.20 metre yatık. Garisenda ise 1.30 metre yatık. Ama yıkılma tehlikesinden dolayı kısa olanı gezemiyorsunuz. Asinelli bugün hala gezilebilmekte. Eğer 498 basamağı göze alıyorsanız Bologna kentini bütünüyle tepeden görebilirsiniz. Tarihi tur bittiyse, turistik tur bittiyse ne yapıyorum? Tabii ki de evimize bir şeyler bakıyorum. Bu Maison de Mont mağazasını ben her Avrupa şehrinde, yani olan Avrupa şehirlerinde mutlaka dolaşıyorum. Ve eve illaki bir şeyler buluyorum. Yani o hep sorduğunuz değişik şeyler mutfağımda falan kullandım. Genelde bu mağazadan oluyor. Dilerseniz size birazcık gezdireyim. İşte Gözde'nin ilgi alanı. Tabak, çanak, bardak, mutfak malzemeleri. İflasın eşiğindeyiz. Bir sepet eşya beğendim. Bunları vlogda paylaşacağım sizlerle. Daha doğrusu başka bir şeyde alışveriş ne yaptım diye gösteririm. İnanılmaz güzel şeyler beğendim. Umarım sıkıntı olmadan eve götürebilirim. Çok heyecanlıyım bunlarla bir masa hazırlamak için. Akşam yemeği için şimdi bir lokal restorana geldik. Buranın adı Buca Manzani. Burada şimdi makarna yiyeceğiz. Ama öncesinde tabii ki de atıştırmalık bir şeyler söyledik çok acıktığımız için. Böyle bizdeki pişilerin aynısı bence yani. Bunu böyle açıyorsunuz. Sizi özendirmek gibi olmasın. Aranızda hamileler varsa çok özür diliyorum. Önce peynir sürüyorsunuz. Daha sonra böyle domatesli, soğanlı, değişik bir harç var. Ondan koyuyoruz. Ve daha sonra yiyoruz. Ama çirkinleşmek istemiyorum. Bunu yalnızken yiyeceğim. Atıştırmalıklarımızı yedikten sonra sırada makarnalarımız var. Ben kremalı ve mantarlı tercih ettim. Takdir yeterli. Joshan'ınkisi de içerisi ricotta peyniri, dolgulu tortellini domates sosuyla ve parmesanla ve yanında da kırmızı şarabımız var. Şimdi afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Teşekkürler. Yemekler yendi, karınlar tok. Yalnız aşırı yoruldum ama o kadar değdi ki inanılmaz güzeldi. Teşekkürler Buca Manzo. Manzoni, pardon.
Ah çok güzeldi. Şimdi otelimize gidiyoruz. İnanılmaz yorulduk. Artık dinlenme zamanı. Tiramisu'muzu da yedik, onu çekmeyi unuttum. Bayağı güzeldi. Bu restoranı şiddetle tavsiye ediyorum. Ediyorum. Bologna'da ikinci güne başlıyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi birazcık şehri gündüz gözüyle keşfedip, biraz tatlılar yiyip, kahveler içip, yine belki coşanı kandırıp birkaç alışveriş daha yapıp bugünü de güzel bir şekilde noktalandırırız diye umuyorum. Şimdi otelimizden çıktık ve şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bologna'nın bu eski tarihi sokaklarında gezerken duvarlarda birçok grafiti sanatının örneklerine rastlayabilirsiniz. Benim çok hoşuma giden çizimler oldu. Bazılarını Coşan'la fotoğrafladık zaten. Ayrıca dikkatimi çeken bir başka şey de bu şehrin ne kadar eski olursa olsun sokaklarında çok rahat bisiklet ve motor sürebiliyor olmanız. Çünkü bu tarz böyle bisiklet yolları var ve çok güzel böyle ne deniyor bunlara? Avlu gibi yerlerden yürüyorsunuz yaya olarak da. Çok keyifli ya. Çok sevdim buranın sokaklarını. Mesela şu çizimler. Mükemmel değil mi gölgelendirmesi falan? Daha Bologna'nın yine en meşhur pastanelerinden birine Gamberini'ye geldik. 1907'den beri burada olan bu pastanenin tatlılarının çok güzel olduğu söyleniyor. Hadi biz de deneyelim. Bakalım gerçekten denildiği kadar var mıymış? Böyle minik petifurlar alıp birçok tatlıyı tadabilirsiniz. Boyutlarının küçük olması bu tarz bir avantaj sağlıyor. Böylece birçok çeşidi deneyimlemiş oluyorsunuz. Ayrıca Bologna'nın sokaklarında gezerken bu tarz böyle pasaj gibi yerlerden geçiyorsunuz. Buralar fotoğraf çekilmek için de çok güzel noktalar aslında. İnanılmaz güzel ışık alıyor bu pasajlar. Hem de sağlı sollu değişik mağazalar var. Gerek yerel gerekse dünyaca ünlü markaların mağazalarına bu pasajlarda rastlayabilirsiniz. Ve dilerseniz buralarda alışveriş yapabilirsiniz. Her zaman seyahatlerde uçağa gitmeden önce son bir kez o ülkedeki marketleri geziyoruz ve bir şeyler alabilir miyiz diye bakıyoruz. Şimdi de Coop'tayız. Buradan eve peynirler, işte soslar, yine makarnalar falan bakmaya geldim. Şimdi market alışverişimizi yaptık ve kasaya geldik. Böyle minik el paketi de alacağım. Kalan mutfak alışverişimizi de marketten yaptıktan sonra şimdi birkaç hediyelik eşya var almak istediğim. Onları alacağım ve daha sonra otelimize gideceğiz. Hemen bunları bavula yerleştireceğim ve havaalanına geçeceğiz. Floransa'dan sonra şimdi de buranın marketosundayız. Yani buranın böyle pazar alanındayız. Ve dediğim gibi bu tarz yerel yerler çok hoşuma gidiyor. Bir de burayı turlayalım dedik. Dönüş yoluna geçmeden önce. Coşan şu domateslerin güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. Küçük kabaklar. İnanılmaz. Bayıldım. Çok güzel. Gerçekten ölmeyeceklerini bilsem hepsini taşırdım. Enginarlar. Ya yeşilliklerin güzelliğine, tazeliğine bakar mısınız? Aa, ben bunu lisede benim bir ödevim vardı, matematik ödevim, fraktallar. Yani bunlar sonsuz bir şekilde büyüyen şekiller. Bunlara ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, ana şeklini koruyor bu bitkiler. Doğada gördüğünüz muhteşem matematik örneklerinden biri de bu sebze. Çok ilginç şu an karşıma çıkması. Buradan matematik öğretmenime sesleniyorum. Köksal Yiğit Hocam, selam olsun. Market alışverişi, pazar alışverişi derken iflasın eşiğine geldik.
aramayayım. Okay, Rego. Ciao. Haydi gidelim. Çok güzel alışveriş yaptım. Biraz sebze aldım. Umarım bozulmazlar eve gidene kadar. Şimdi de çok yorulduk, gezdik, dolaştık. Dediğim gibi marketlerin içinde bu tarz yerler var. İsterseniz gelip burada yemek de yiyebiliyorsunuz dinlenmek için. Şimdi buradaki otelimizden de ayrılma zamanı. Tek bavul gelmiştim. Yani tek bavulda kıyafet vardı. Diğer bavulumuzu boş getirmiştim. Nasıl geliyorsunuz, nasıl sığıyorsunuz dediniz. Bir gün onunla ilgili de bir video çekerim. Tek bavul kıyafetlerimizdi. Tek bavulda boş getirdim ki buradan bir şeyler alırsak koyabiliriz diye. Şunu da hep ben garanti olsun diye getiriyorum. Bu çantayı çok seviyorum. Katlanıyor ve açıldığında gerçekten çok şey alabiliyor içine. Market alışverişi ekstra oldu bu sabah, yani hiç beklemedim bu kadar alacağımı, ama marketten de bir poşet aldık. Şimdi taksimiz de geldi. Umarım havaalanında sorunsuz bir şekilde bu kabinleri içeri aldırabiliriz. Havaalanına giriş yaptık. Bagaja bir şey vermek istemiyoruz. Daha sonra beklememek için. Bakalım alacaklar mı? Çok şu an biraz gerginim. Eğer geçersek size püf noktalarını söyleyeceğim. Geçemezsek burayı atlarsınız. Uçağımıza bindik artık, gerçekten dönüş vakti. Umarım bu uçuş da güzel geçer. Bu arada bütün kabinleri içeriye aldırdık. Ağırlıkla sıkıntı yaşamadım. Onların da trikleri var. Hepsini göstereceğim. Geçersek göstereceğim demiştim. Bütün bagajlarımız yanımızda. Hiçbir valizde beklemeyeceğiz. O şekilde. Biz de şimdi iyi yolculuklar. Artık İstanbul'a ayak basmış bulunuyoruz. Uçağa sorunsuz bir şekilde bütün valizlerimizi soktuk. El bagajları da dahil hepsini. Ağırlıklardan nasıl geçtik, hepsini nasıl tartırdık, kilo sınırını kat ve kat aşmamıza rağmen nasıl geçiyoruz oralardan, hepsinin sırrını belki ilerleyen birkaç video sonra sizlere çekip anlatabilirim. Ya da bir canlı yayında bunu konuşabiliriz sizlerle. Nasıl trikler yapıyoruz bu bagajları içeriye vermeden geçiyoruz. Bunların triklerini belki sizlerle paylaşırım, bilemiyorum. Belki de paylaşmamalı mıyım? Ve ileride sorun olur mu bizim için, bunu da bilmiyorum. Artık ilerleme vakti, evimize gideceğiz. Çok yorulduk, çok alışveriş yaptık, çok gezdik, çok dolaştık. Bu arada bu videoya katkısı olan Biricik aşkıma çok teşekkür ederim hediyesi için. Bu hafta sonu kaçama bana gerçekten çok iyi geldi. Zaten Floransa'yı çok merak ediyordum. Bologna'da bana bonus oldu. Çok güzel lezzetler taktık, çok güzel mekanlar gezdik, sanata doyduk. Rönesans'ın başladığı şehri gördük. O yüzden aşırı mutlu bir şekilde eve dönüyorum. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Arrivederci.